Çocukları uyuttum. Başka bir emriniz var mı sultanım? Sen de dinlen. Uyu. Süleyman. Zalim bir barbar olduğunuzu duymuştum. Şimdi ise gözlerimle görüyorum. Daha hiçbir şey görmediniz. Üzülmeyin bu kadar. Bakın herkes iyi davranıyor bize. Daha hiçbir şey görmediğimi söyledi. Kim? Süleyman denen barbar. Kendimi fazla önemsiyormuş. Ne sanıyor kendini? Sultan hiç korkunç barbar görünmüyordu. Şaşırdım ben. Doğru. En azından gözlerinden ateş fışkırmıyor. Ama dili zehirli. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Hoş geldin ayım güneş. Sizi görmeden uyku tutmuyor gözlerimi. Yarın Hatice'ye ziyaret edeceğim. Ona bir nazarlık vereceğim. Bana uğurlu gelen sizin hediyeniz nazarlı vereceğim. İyi yaparsın. Daha sık git Hatice'me, yalnız kalmasın. Hı. Hatice'nin ilk bebeği hayli endişeli. Sen tecrübenle onu teskin edersin. Bütün gün yoksun. Özledim seni. Neredeydin? İşim. Ben hep senin hasretini mi çekeceğim? Dinmeyecek mi bu sizi? Sen bana hep aşık, hep hasret kalacaksın. Aşk budur Hürrem'e. Kastilya'nın gökyüzünü... Bulutlarını özledim. Senior Grit de haber göndermiştir. Mutlaka bir yol bulacaktır nişanlınız Prens Frederick. Grit diye gerçekten güvenebilir miyiz bilmiyorum. Kendi isteğiyle bu Osmanlı cehenneminde yaşıyor. O da bu barbarların içinde. Bir araba geldi. Sultan Süleyman olmasın? Ay de nuevo. ¿Por qué habéis venido? Ne diyor? Neden geldiğimizi soruyor. İbrahim Paşa'nın emriyle buradayız. De. Estamos aquí cumpliendo órdenes de Paşa İbrahim. Bundan böyle Melek Hatun Prenses Isabella'nın hizmetinde bulunacak. Ona Türkçe öğretecek. De. Melek servirá a la princesa Isabella de ahora el adelante. Ella le enseñará turco. No quiero aprender nada de lo suyo. Ne diyor? Dilimizi öğrenmek istemiyormuş. No me quedaré mucho tiempo aquí.
Burada çok kalmayacakmış. No veo la necesidad. İhtiyacı yokmuş. Türkçe öğrenmesi onun hayrına. Burada kaldığı sürece daha da rahat edecek. De. También será bueno para ella aprender nuestro idioma. Así se sentirá más cómodo el tiempo que ella se dedica aquí. Si tanto les importa mi bienestar, antes que me traigan una mesa para comer. Ne diyor? Rahatımı bu kadar düşünüyorlarsa yemek yemem için bir masa getirsinler diyor. Le dan de comer a una princesa en el suelo, como los bárbaros hacen. Bir prensese barbarlar gibi yerde yemek yediriyorlar. Evet, hep birlikte eğiliyoruz. Güzel. Güzel. Biraz daha eğil. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Eğil. Bu niye olmadı? Kızım o nasıl boyun öyle? Ördek gibi kaldırmışsın. Eğilsene. Valide sultanımızın karşısında böyle gözünün içine mi bakacaksın? Eğil. Eğil biraz ha. Eğil. Güzel. Sümbüla yok mu? Vallahi nerelerde olduğunu bilemiyorum sultanım. Mütemadiyen kaybolup duruyor. Güla, iki mahalleye çeşmeler yaptıracağım. Benim için ihtiyaç sahibi muhitlere bakın. Yerleri beğenelim. Ha, bir de hamam yaptıracağım. Maşallah sultanım, çok dua alacaksınız. Hemen alakadar olacağım. Sultanım. Evet, tekrar yapıyoruz. Bu şimdi gider hemen yetiştirir sultanını. Yetiştirsin daha iyi. Zaten bu yüzden söyledim ortalık yerde. O demese başkası götürür nasıl olsa bu haberi. Bunlar da ne böyle? Tövbe tövbe. Heykel ama ne arıyor burada? Gülfem. Hürrem. Hoş geldiniz. Sultanım, bunlar... Diana, Apollo ve Herkül. İbrahim Paşa bu dinden getirdi. Valide sultanımızın haberi var mı? Yok. Validem görürse asabı bozulacak. Sultanım, izninizle... Size layık değil ama hünkârımızın hediyesiydi. Gebeliğimde bana uğur getirdi. İnşallah sizi de koruyacak. Uğur getirecek. Müsaadenizle. Sağ ol hocam. Çok güzel. Gelin, içeri geçelim. Sultan Süleyman da, Vezir-i Azam İbrahim Paşa da bu büyük zaferin şanını ne muhteşem taşıyorlardı. Camide nasıl mağrur ve muzafferdi ikisi de. Ya duydunuz mu? Bu dinden kafirlerin putlarından gelmiş. Diyorlar ki İbrahim Paşa'nın sarayının bahçesine konulmuş. Uyduruyorlar, inanmayın. Müslüman evine put koyar mı hiç? Figane efendi. İyi. Gel de gözlerini de gör o zaman. İşte bunlar. Gördün mü şimdi gözlerinle? Bak, üç tane put. Ayağın beyan ortada. İbrahim Paşa'nın Frenk saraylarına düşkünlüğü konuşulur. Masalar, resimler. Ama ve lakin bu put sevdası onu dar ağacına götürür, haberi yok. Bu nece? Latince şehzadem.
Peki elindeki kitabı kim yazmış? Bunu Eflatun yani Platon yazmış. Bir devlet nasıl olmalıdır, nasıl idare edilmelidir onlardan bahsediyor. İtalyanca mı? İtalyanca. Bunların hepsini öğrenmek istiyorum. Bunları anlamak için evvela dil öğrenmen lazım. İbrahim Paşa vakit buldukça sana İtalyanca ve Latince öğretecek. Şehzademizin öğrenme arzusu ona şevk verecektir. Seve seve. Ben de öğrenmek istiyorum Paşa. Hadi göster. Şehzadem, siz biraz daha büyüyün. Zamanı gelince seve seve. Yaman adamsın matrakçı. Yine kazandın. Akşam uyumadınız galiba. Uyanamadınız hala. Yorgunsunuzdur. Böyle yorgunluk dostlar başına. Yalnız bu akşam yine gidelim Helenika'ya. Yemekleri pek bir lezizdi. İyi. Yüzün gülsün be matrakçı. Tadın tuzun yok. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Bizden geçti artık beyim. Beyim. Nereye? Gel şöyle konuşalım diyorum sana. Çekil yolumdan, yaklaşma bana. Naz etme, gel dedim. Sakın dokunma bana. Hey! Ben Malkoçoğlu Bahri Bey. İyi misiniz? Sana ne benim iyi olup olmamamdan? Biri gider, biri gelir. Cehennemde yanın hepiniz. Hayrola beyim? Ne oldu? Kim bu hatun? Bilmem, tanımam. Yaman hatun mesela. Gelin sizi Şairler Meclisi'nin oraya götüreyim. Aşık Çelebi varsa bir de Remil'ine bakar, istikbalini okur yüzüne. Belki kaderinizde başka bir hatun vardır. Ne iyi ettiniz gelmekle. Bütün gün burada yalnızım yoksa. Paşamız çok meşgul. İstediği kadar size vakit ayıramıyor. Benim bir şikayetim yok. Burada. Benim yanımda ya. O yeter bana. Bir de bebeğimiz bir an önce doğsa. Çoğu bitti, azı kaldı sultanım. Yakında kucağınıza alacaksınız inşallah. Amin. İbrahim. Hoş geldiniz paşam. Sizler de hoş geldiniz. Gel şunu benim masama bırak. Bu size acı çektiren zalim kişinin yanından hiç ayırmadığı bir eşyası lazımdır. Müsaadenizle ben bir yüzümü yıkayım. Sıcak oldu. Evet. Paşam,
Geçin oturun şöyle. Anlatın bugün neler yaptınız. Nigar. Buyurun sultanım. Bana serinletecek bir içecek getir. Bayılmak üzereyim. Hemen sultanım. O elindeki ne? Tutayım. Sen şey getir. Olmaz. Bu paşamızın çok mühim defteri. Neymiş o? Ver bana bakayım. Sultanım, olmaz. Ver dedim sana. İbrahim'in yazısı mı bu? Evet, hep bu defterde çalışır. Yazar, çizer. Sultanım, verin de defteri yerine götüreyim. Paşamız kızmasın. Peki. Al-Mühim defteri. Git koy yerine. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. 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 Buyur Bali Bey. Yanındaki zengin bey de kim? Matrakçı. Nasıl şahitsin mübarek? Önce paranın kokusunu alırsın. Bildin tüccardır kendisi. Buralardan değil. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Figani Efendi, hoş geldin. Hiç hoş gelmedim Haydar Efendi, hiç. Keşke görmez olaydım. Hayırdır inşallah? Gelirken öyle bir şey gördüm ki tadım tuzum kaçtı. Kim bu adam? Figani, iyi şairdir. Dili de kalemi de keskindir. Hiç korkmaz, atar lafını meydana bırakır. At meydanından geçerken İbrahim Paşa'nın sarayının önüne put diktirdiğini söylediler. İnanmadım evvel. Lakin gözlerimle gördüm. 3 tane put diktirmiş. Ta bu dinden getirmiş. Dünyaya 2 İbrahim geldi. Biri put yıktı, öteki put dikti. Duyun ahali. Hazreti İbrahim putları yıktı. Paşamız İbrahim ise yeniden dikiyor. Figani bir daha söylesene şunu. Dünyaya 2 İbrahim geldi. Biri put yıktı, öteki put dikti. Gidelim. Hazreti İbrahim putları yıktı, paşamız İbrahim ise yeniden dikiyor. Kızım sen onu alma. Zaten ruhun kara, iyice kararacaksın. Şunu al. İyi. Gül Ağa. Gönderdi bunları. Mahidevran Sultanımız gönderdi. Haremi hediyelere boğdu. Sağ olsun. Tuttuğu altın olsun. Bir de dedi, çeşme hamam yaptıracağım. Bana yer bak dedi. Sana mı dedi? Bizzat benden istedi. Bizzat. Git dedi, mahalleleri dolaş, ihtiyaçları tespit et. Sultanlarım hizmetlerimden pek memnun, maşallah. Hay ya Rabbim, maşallah nazar değmez inşallah. Amin. Kem gözlerden beni koru ya Rabbim. Çenen düştü iyice. Hadi git, Hürrem Sultan gelmiş, seni soruyor. Esas sultanına koş. Söylesene be Adem. Neden üzüldün sen? Babamla camiye gittik. Ne güzel işte. Ama herkes çok kötü Mustafa dedi. Bana kimse bir şey demedi. Seni tanımıyorlar oğlum. Daha küçüksün. Tanıyınca
en çok senin adını haykıracaklar. İbrahim Mustafa'yı Tarlanca öğretecekmiş. Ben de istedim olmaz dedi. Üzülme aslanım. Annen sana her şeyi öğretecek. Hı? Hadi geç içeri. Sultanların en kıymetlisi. Buyursunlar. Ne buyursunlar? Bir diyeceğim var demişsin Esma'ya. Sultanım gözün kulağın açık olsun. Bir şey olursa bana gel demiştiniz. Söyle. Mahidevran Sultan'a hayır yapsın diye büyük bir tahsisat ayrılmış. Mahidevran Sultan hayrat yaptıracakmış. Hanlar, hamamlar, çeşmeler. Cariyelere de hediyeler dağıtıyor. Ferice Sultan mı emretti? Bizzat hünkârımızın talimatıymış. Bizzat. Sultanım, şuraya da mühür gerekli. Tahsisatın çıkması için şuraya da. Teşekkür ederim. Sizi de yordum. Bu iyi oldu dayı. Mahidevran'ın da yüzü gülüyor. Sükunetinin mükafatını almaya başladı. Vakti zamanında beni dinleseydi bunların hiçbiri yaşanmazdı. Validem. Müsait bir zaman değilse... Hayır müsaitim, gel. Sonra devam edelim dayı. Götür şunları. Bir şey mi var? Bugün Hatice Sultan'ımı gördüm. Sihhati, maneviyatı yerinde. Benden duyun istedim. Alakan için sağ ol. Gerçi heykeller onu biraz kaygılandırmış. Malum laf eden çok olur. Ne heykel? Ne diyorsun sen? Haberiniz yok mu? İbrahim Paşa Burin'den 3 heykel getirmiş. İnsan şeklinde. Üstelik yarı çıplak. Sanırsınız gerçek. Bahçeye dikilmiş hepsi. Hünkârım. Beni çağırmışsınız. Av köşküyle alakadar oluyor musun? Av köşkünü bugün ziyaret ettim. İbrahim Paşa'nın emriyle İspanyolca bilen iyi bir cariye seçtim. Prensesle yakinen alakadar olacak. Yavaş yavaş dilimizi öğretecek. Lakin pek öğrenmek istemiyor ama... Bir eksiği olmasın, rahat etmesini sağlayayım. Hünkârım. Frenk Sarayı alışkanlıkları farklı malum. Prenses yerde yemek yerken biraz zorlanıyormuş. Bir masa yaptırın derhal. Üstünde mavi çinileri olsun. En iyi ustalar sarayında yapsınlar. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, Valide Sultanımız sizi ziyaret etmek istiyor. Odama gelsin. Susadığınız zaman su istiyorum diyeceksiniz. Bir kelime Türkçe öğrenmeyeceğim. Zahmet etme. Hiç değilse çok ihtiyacınız olacak kelimeleri öğrenin. Belki sonra hoşunuza gider. Senin adın ne? Anhela. Türkçesi melek.
Size Türkçe öğretmezsem Sümbül Ağa bana çok kızar senyora. İstersen buradan giderken seni de götürürüm. Benimle kaçarsın. Ben sarayda mutluyum. Haremde bize iyi bakılıyor. Eğitimi de iyi. Sultanlarımı seviyorum, saygı duyuyorum. Validem nasılsınız? Aslanım, iyiyim. Bu vakitte geldiğinize göre mesele mühim. Kulağıma bir şey geldi. İbrahim Paşa'nın sarayının bahçesine heykel diktirdiğini öğrendin mi? Bundan benim haberimin olmaması mümkün mü validem? Ben de bunu anlamıyorum zaten. Nasıl izin verirsin? Rezalet bu. Nilüfer. Gözlerime bak. Bak dedim. Sana güvenebilir miyim? Elbette sultanım. Zamanı gelince benim için bir şey yapacaksın. Biraz tehlikeli ama. Sultanım, sizin için her şeyi yaparım. Önce masa, sonra resimler. Sen kırılma diye sesimi çıkarmadım. Lakin bu fazla aslanım. Hiç hoş karşılanmayacak. Faydasından çok zararı olacak. İbrahim Paşa o sarayda yalnız yaşamıyor. Hatice'm var. Yakında evlatları olacak. Onlara bir zarar gelebilir. Derhal yıkılması, kaldırılması lazım. Aleni put o şeyler. Ben yaşadıkça o heykeller de o sarayın bahçesinde yaşayacak. Her kim İbrahim Paşa'ya veya ailesine bu yüzden zarar vermeye kalkar, karşısında beni bulur. Böyle bilin. Sen bilirsin aslanım. Sana olacakları söylemek benim vazifem. Validen olarak son kez söylüyorum. Hata yapıyorsun. Sanki nefes alıyorlar. Öyle değil mi? Bahçenize renk kattılar paşam. Bali Bey. Atrakçı size iyi yarenlik edebiliyor mu? Sağ olun, pek alakadar. Lakin anlatılan matrakçıdan pek eser yok. Soruyorum, benden geçti diyor. Anlaşılan bir hatun fena halde canını yakmış belli. Maziyi deşmenin kimseye faydası yok. Vakit her acının ilacıdır. Canını sıkmak istemem paşam. Ancak bilmenizde fayda var ki Aşıklar Kahvesi'nde sizinle ilgili ileri geri konuşuyorlar. Ne diyorlar? Putlar diktirdiğiniz söyleniyor. Bir vakit beraber gidelim o zaman aşıkların yanına. Sohbet edelim bakalım. Ne diyecekler? Gel. Aman dikkat edin ha. En ufak bir şey olursa vallahi hepinizi ipe dizerim. Gel. Geç. Evet.
Sultan Süleyman Han Hazretleri size masayı hediye göndermiş. Ne hoş. Bunlar nedir? Buna çini deniyor. Her birini tek tek elleriyle boyayıp fırınlıyorlar. Bu rengi elde etmek büyük emek ve ustalık ister. Gördüğüm en güzel mavi. Onun gözleri de bu kadar mavi miydi? Peroke diye diyorsun sen. Affedin prensesim. Ancak söylediğiniz kadar kaba bir adam değil. Bakın sizin için özel bir masa yaptırmış. Hazır mısınız? Evet. Nereye gideceğiz? Nilüfer seni halanın yanına götürecek. Hadi hemen gidelim. Dediklerimi iyice anladın değil mi? Masasının üzerinde deri kaplı bir defter var. O defteri bul getir bana. Yakalanırsan ben göndermedim seni. Bir laf bile etme. Ben korurum seni. Merak etmeyin sultanım. Hadi. Göreyim seni. İyo ben demek şehzadem. Eğer İyo'yu kullandıysanız bütün fiillerin sonuna O getirmek zorundasınız. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Ben Nenutu Alpadre. Hoş bulduk aslanım. Şehzademiz çok çabuk öğreniyor hünkârım. Zehir gibi maşallah. Ben heykelleri merak ediyorum İbrahim. Nasıl durdular bahçende? Çok görkemli duruyorlar. Ama ve lakin çarşıda pazarda ahali ileri geri konuşuyormuş. Bien dietro a me. El aşağı dir legendi. Babam ne dedi? Dante Alighieri'nin eserinden bir söz söyledi şehzadem. Sen beni takip et. Bırak diğerleri konuşsunlar. Bugünü bu kadar kâfi Mustafa'm. Lakin kaytarmak yok. Sıkı çalışacaksın. Haydi bakalım. Atlarımız hazır mı İbrahim? Hazır hünkârım. Av köşküne gidiyoruz.